Merhaba sevgili güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün çok güzel bir açılımla geldim. 3 adet kartım var. Bir deste seçili açılım yapacağız veya kart seçili açılım yapacağız. Burada sorumuz şu: hislerimiz karşılıklı mı? Onunla hislerimiz karşılıklı mı? Yani benim ona hissettiklerimi o da bana hissediyor mu? Veya farklıysa da ne şekilde hissediyor? Bunlara bakacağız. Evet, kimler dinleyebilir? Aslında tabii ki de bu başlığa kendinizi uygun görüyorsanız dinleyebilirsiniz. Ben zaten bütün açılımlarımda şunu söylüyorum, biliyorsunuzdur. Eğer kendinizi buraya çekilmiş bir şekilde hissediyorsanız, buraya geldiyseniz mutlaka içinden alacağınız bir mesaj vardır. Ama platonikler, karşı tarafı tam okuyamayanlar, böyle yeni tanışanlar, mesela yeni tanıştınız, siz ona çok yüksek hissediyorsunuz ama o size aynı şekilde bakıyor mu bilmiyorsunuzdur. Arkadaşınızdır, hani siz biraz daha romantik hisler besliyorsunuzdur. Ya da şöyle de dinleyebilirsiniz bu arada. Bir kişi var, sizden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorsunuz. Hani benden hoşlanıyor mu gibi de düşünüp dinleyebilirsiniz. 3 adet kartım olacak. Aklınızda bir kişi değil de iki kişi var ise birini bir kişiye niyet ederek, diğerini diğer kişiye niyet ederek dinleyebilirsiniz. 3 kart arasından seçemezseniz üçünü de dinleyip kendinize uyanı alabilirsiniz. Bunları söyleyeyim en baştan ve tabii ki de bu kolektif bir açılımdır. Kendinize uyan kısımları almayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi kartlarımı göstereceğim. Birinci kartım bu sadık kalp kartı. Yanında da şöyle yeşil bir taşım var. Bu birinci kartımız. İkinci kartım, bunun da yanında böyle turuncu yuvarlak bir taşım var. Burada da sembolize edilen şey aslında böyle melekler, periler, hatta belki ruhsal rehberler, ismini unuttum bir an. Bir diğer üçüncü kartım ise ruh eşleri kartı. Bunun yanında da bir Necef taşım var. Böyle beyaz, ışıltılı, şeffaf ve beyaz. Bunu biraz az gösterdik. Şöyle bir daha göstereyim. Bu üçünden herhangi birini dinleyebilirsiniz. İki karta çekiliyorsanız iki kart dinleyebilirsiniz. Hepsini dinlemek içinizden geçiyorsa o şekilde dinleyebilirsiniz. Bazılarını seçemiyorum diyorsunuz. O halde üçünü dinleyip içinden size en uyan desteği kabul edin derim ben. Tabii ki de dinlediğiniz her enerjiyi birebir kabul etmiş olmuyorsunuz. Özgür irade yasası diye bir şey var. O yüzden diyorum yorumlara, hani mesela ikinci kartı, ikinci desteği kabul ediyorum, aldım, kabul ettim diye bu yüzden diyoruz. Hoşunuza gitmeyen ya da size uymayan bir okumayı kabul etmek zorunda değilsiniz tabii ki de. Her şey de size uyacak diye bir iddiam yok ama tabii ki de nokta atışları çokça yapıyoruz. Onun dışında özel danışmanlık isterseniz bana Instagram'dan ulaşıp kendi ilişkinize özel, kendi sorularınızı sorarak danışmanlık ve rehberlik alabilirsiniz. Bir de kanalımızın üyelik, yani katıl butonunu aktifleştirdik. Oraya da üyeliklerinizi başlatabilirsiniz. Sizin için orada ekstra tarot okumaları, ekstra ritüeller, ekstra spiritüel sohbetler olacak. Soru cevaplar olacak. Birçok ayrıcalık var. Tabii bir de orada ikinci bir seviye var. Onu da alırsanız eğer tarot öğrenme videolarına da erişiminiz olacak. Diğer her şeyle beraber. Bilginiz olsun. Tabii ki de burada da beğeni yapıp abone olursanız çok sevinirim. Alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesini kuran herkese şimdiden şifa olsun diyorum. Evet, seçtik mi? Hadi bakalım. Birinci kart ile başlayalım. Diğer kartları şöyle kenara alacağım. Birinci kart bu sadık kalp kartı ile
Başlayalım. Mumumu da şöyle kenara alayım. Şimdi şu üç desteği kullanmayı düşünüyorum. Siz kim için dinliyorsanız lütfen bu kişiye odaklanın. Bu kişinin ismini tekrar edebilirsiniz. Şöyle ufak bir ona odaklanıp enerjinizi buraya akıtın lütfen. Bu zamansız bir okumadır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjileri olarak düşünebilirsiniz. İki kart gelmek istedi. Evet. Açalım bakalım hangi mesajlar gelmiş. Cesaret. Ve sorumuz şu. Hislerimiz karşılıklı mı? Benimle aynı hisleri paylaşıyor mu? Ya da bana karşı ne hissediyor? Bırakmak, serbest bırakmak. Bu da cesaret. Aslında iki kartın da böyle benzer özellikleri var. Birazdan daha detaylı açıklıyor olacağım. Tabii ki de tarot kartlarımızı da açalım. Hislerimiz karşılıklı mı? Onunla hislerimiz karşılıklı mı? Çok heyecanlı değil mi? Sizinle aynı hisleri paylaşıp paylaşmadığını öğreneceksiniz. Peki. Bir de son destemden de kartlarımı aldım. Hemen açalım bakalım. Tarot kartlarımızı. Bir güç kartı geldi. Evet, güç, cesaret. Çok ön planda bir adalet kartı. Asa beşlisi. Ölüm kartı. Oo, çok güçlü enerjiler. Kılıç beşlisi ve kader çarkı. Wow. Şimdi bu kart seçmeniz de boşa değil. Onu söylemek istiyorum. Burada da bir mesaj gizli aslında. Tabii ki de. Burada bir kere çok güçlü hissettiğini söyleyebilirim bu kişinin size karşı. Sizin de güçlü bir enerjiniz olduğunu düşündüğünü söylemek istiyorum. Yani siz ona öyle bir enerji yansıtıyorsunuz ki farkında olarak ya da olmayarak belki ona karşı yoğun hislerinizden sebep ona böyle çok güçlü bir enerji yansıtıyorsunuz. Sizin güçlü bir auranız olduğunu düşünüyor. Ve ona bir cesaret de verdiğinizi söylemek istiyorum. Fakat bu kişinin görüldüğü üzere bir takım çatışmaları var kendi içerisinde. Fakat bunların size karşı duyduğu hislerle ya da düşünceleriyle çok alakası yok. Yani onun bence kendi içinde bazı çatışmaları var ve birazcık karakteristik olarak, mizaç olarak daha farklı bir yapısı olabilir sizden ya da sizin beklediğinizden ya da hani onu okuduğunuzu sanıyorsunuzdur. Onu anladığınızı sanıyorsunuzdur ama onun aslında böyle zihninde çok başka şeyler dönüyor olabilir, bilginiz olsun. Biraz daha böyle yakından tanımaya çalışın eğer iletişiminiz var ise. Eğer platonikseniz bu kişi size karşı çok yoğun bir çekim hissediyor. Ve genel anlamda da zaten herkes için bunu söyleyebilirim. Bu kişi size karşı çok yoğun bir çekim hissediyor ve sizinle arasında kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor. Sizin onun karşısına boşuna çıkmadığınızı, bir sebepten dolayı çıktığınızı düşünüyor. Ayrıca onda şöyle çok farklı bir his uyandırıyorsunuz. Bu da nedir? O kendi içinde mesela aslında kendisinin de hoşnut olmadığı bazı yönleri. Bunlar kararsızlıklar olabilir. Birçok seçenek arasında karar verememe olabilir. Kendi hayatıyla ilgili de geleceğe dair neler yapacağına dair böyle çok karar veremeyen birisi gibi geldi bana açıkçası. Mesela bu duruma bir son verebilmesi açısından ona bir cesaret verdiğinizi söylüyor burada. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Siz kendinizi düşünün. Bir insana aşık olduğunuzda o aşk enerjisi
ya da o yoğun hoşlantı enerjisi sizi bir anda değiştirir. İşte kendinize daha dikkat etmeye başlarsınız. Belki böyle yediğinize, içtiğinize, fiziğinize dikkat etmeye başlarsınız. Daha bakımlı olursunuz, daha hoş giyinirsiniz. Hani o insanla karşılaşırsınız düşüncesiyle. Ve hayatınızı da bir şekilde düzene sokarsınız aslında. Eğer hayatınız o an için bir ilişki yaşamaya müsait değilse, hayatınızı ve kendinizi bir şekilde düzeltmeye ve düzenlemeye çalışırsınız, değil mi? Bu kişiye işte böyle bir etkiniz olduğunu görüyorum. Bence burada duygular karşılıklı. Çünkü çok güçlü enerjiler çıkmış ve bu kişiye bir cesaret verdiğinizi söyleyebilirim. Ama çatışmalar içerisindeki bir cesaretten bahsediyor kartlar ki burada da çok aynı gelmiş. Yani şurayla şurası aynı gelmiş. Bu da duygusal olarak bu kişinin birazcık yüklerinin olduğunu bana gösteriyor. Yani hani içinden bir şey yapmak gelse de aslında bir takım duygusal yükleri onu böyle bir tık ya geride tutuyor ya aşağı çekiyor. Ama burada görüyoruz ki bunları serbest bırakabilecek bir durumda. İki tane bakın burada da bir böyle kader çarkı gibi bir döngü var. Burada da var. Hem böyle dünyaya benzettim bunu hem de kader çarkına benzettim. Yani bu geçici bir süreç. Bu kişi biraz böyle tutuk gözüküyor şu anda. Şu ana kadar size hislerini paylaşamamış olabilir ya da çok eskiden paylaşıp şu anda böyle daha durağan davranıyor olabilir. İşte bu biraz geçici bir döngü. Hatta şurada da yine aynı döngü var. Şu iki kartta da göstermek isterim bakın. Şöyle döngüler görüyor musunuz? Buradakini zaten görüyorsunuz. Bu da bana aslında bir şeylerin zamanını beklediğini gösteriyor. Yani bu kişi ya bir doğru zaman bekliyor ya az önce anlattığım gibi kendi içinde bir şeylerin düzenlenmesi, değişmesi, kendi hayatında bir şeyleri düzene sokmak için bekliyor. Ama size karşı yoğun bir ilgi, yoğun bir böyle mıknatıs gibi çekildiğini söyleyebilirim. Hatta çok neden diye sorduğunda, hani neden ondan hoşlanıyorum, ya sizden yani neden hoşlanıyorum diye sorduğunda kendi içerisinde çok net bir cevap da veremiyor olabilir. Hani öyle bir çekim. Bazen böyle sebepsiz. Zaten aslında bence hep sebepsizdir ama neden diye sorduğunda cevap veremediğini düşünüyorum. Çünkü o çok enerji boyutunda bir yerden bağlanmış size. Yani sizin bir davranışınız ya da bir tutumunuz yüzünden değil. Çok farklı bir yerden. Yani şunu da söylemek istiyorum. Mesela bu kişiye enerjiniz etki ediyor. Bu kişinin üzerinde bir hakimiyetiniz var. Özellikle mesela ritüeller hani yapıyorsanız ya da işte bana mesaj atsın dediğinizde mesela bu kişi size mesaj atar. Ya da bana ulaşmasını istiyorum dediğinizde bir bakarsın Instagram'dan size eklemiş. Bu tarz şeyleri yaşayabilirsiniz. Biraz böyle eş zamanlıklar olabilir aranızda diye düşünüyorum. Çünkü enerji boyutunda bir bağlantı kurmuşsunuz zaten. Şimdi şuraya da bakalım. Oo. Şimdi sanki öyle bir gelmiş ki kartlar, her ilişki türüne göre bir cevap gelmiş. Birincisi, eğer ayrıldığınız bir insan için dinliyorsanız ki bu kişinin hala size karşı bir hoşlantısı ve hissi olduğunu söyledik. Burada size şunu söylemiş. Sana tüm benliğim olarak geri dönebilmek için her gün kendim üzerinde çalışıyorum. Bakın şurayı ben bu insanın kendiyle alakalı mücadelesi olarak yorumladım. Ve o kadar demek ki nokta atışı yapmışız ki burada bir kez daha tasdikleniyor bu durum. Sana tüm benliğim olarak geri dönebilmek için her gün kendim üzerinde çalışıyorum diyor. Yani ne diyebilirim ki? Açılım içerisindeki aynı şey burada çıktı. Ama geri dönebilmek olduğu için bunu özellikle bir ayrılık yaşamış, küslük yaşayanlar için, iletişimsiz olanlar için bunu uygun geldiğini düşünüyorum. Aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatımdan sildim.
üçüncü kişi bağlantısı olanlar, hani üçüncü kişi biliyorsunuz her zaman romantik bir partner, üçüncü bir partner olmak zorunda değil. Müdahale eden işte arkadaşlar, ortak tanıdıklar, aile üyeleri, sizi mesela istemeyen ve araya birazcık nifak tohumları eken birilerinin bu kişi farkına varmış ve onlarla onları hayatımdan sildim, onlarla bağlantımı kestim diyor. Ve bu en heyecanlılar biliyorum, platonikler için birlikte olmamızın zamanı geldi, sevinebiliriz diyor. Hatta bu hepiniz için olumlama cümlesi olabilir. Birlikte olmamızın zamanı geldi, sevinebiliriz. Bu cümleyi yorumlara bırakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone olup kanal bildirimlerini de açabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için. Uyumlandınız mı? Çok merak ediyorum. Yorumlara bunu da belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben İkinci karta geçeceğim. Eğer dinleyecekseniz. Eğer dinleyecekseniz bekleyebilirsiniz. Burada kalabilirsiniz. Evet. Hızlıca ikinci kartı da alalım. İkinci kartımız buydu, değil mi? Evet. The Fates. İkinci kartı seçenler. Hislerimiz karşılıklı mı? Buna bakacağız. Bakalım hisleriniz karşılıklı mı? Lütfen şimdi onu düşünün. Onun yüzünü hayal edin. Gözünüzün önüne getirin. İsmini tekrarlayabilirsiniz. Zamansız bir okumadır. Ne zaman dinlerseniz o zaman enerjileri olarak düşünebilirsiniz. Şu üç kartı bir açalım bakalım. Hayal etmek. Güzel. Kendini keşfetmek. Ve fırsat. Aa, çok güzel. Peki tarot kartları ne diyecek? Bir kart gelmiş. Hislerimiz karşılıklı mı? Peki. Hislerimiz karşılıklı mı? O da benim ona hissettiğim şeyleri hissediyor mu? Eğer tam olarak o şekilde hissetmiyorsa ne hissediyor bana karşı? Bir de konuşturma destem var. Bunu en son açacağım. Kartlarımı seçiyorum. Tamamdır. Hemen tarot kartlarımızı açalım bakalım nasıl mesajlar gelmiş. Kupa yedilisi, kupa ası, kupa üçlüsü, kupalardan gidiyoruz. Asa dokuzlusu, tılsım kralı ve imparator. Evet, çok güzel. Şimdi biraz burada şu ilişki olabilir aranızda. Böyle birkaç seçenek gördüm aslında. Birincisi bu kişi size dair aslında her durum için bu kişi kesinlikle size dair bir hisler içerisinde. Ama birinci seçenekte şöyle bir şey var. Tam olarak ne hissettiğinin adını koyamamış. Yani hatta diğer ikinci seçeneği söyleyeyim. İkinci seçenekte biraz daha böyle arkadaş olarak bakıyor olabilir size. Çok eğleniyordur, çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur, arkadaş gibi bakıyordur. Ama aslında duygusal taraftan da böyle bir şeyler başlamış ama farkında değil henüz. Bakın bu enerji mesela yoğun çıkmış ama diğer tarafta da duygularının farkında ama duygularının tam olarak hangi yoğunlukta olduğunu ya da hani aşk mı, sevgi mi,
geçici bir hoşlantı mı? Bunları tam olarak bilemediğini gösteriyor. Burada böyle iki seçenek arasında gidip gelmiş. Fakat yani burada hem size değer verdiğini görüyorum. Kesinlikle burada bir değer var. Hem de bir şeyleri, yani aranızdaki ilişkiyi devam ettirebilmek için bir istek var bu kişinin içerisinde. Ve bu isteği biraz böyle tutku olarak da gördüm. O yüzden bence aslında bu kart seçenler, bu kişi sizi düşünüyor, çok düşünüyor. Yani çok hayal ediyor. Sizinle ilgili hayaller de kurmuş bu kişi. Ve size dair bir şeyler hissediyor. Fakat hislerinin ne olduğunu tam olarak daha anlayabilmiş değil. Özellikle böyle arkadaşlıktan bir şeylere döndüyseniz ya da yeni başladıysanız bir şeylere, hani o flört aşamasını çok geçemediyseniz, ya yani oralarda daha net bir işaret beklediğini düşünüyorum. Belki hiç aşık olmamış olabilir bu kişi. Çünkü duygularını tam olarak okuyamayan birisi. Ama bakın, bir şeyler başlamış zaten. Yani duygusal olarak bir başlangıç yapılmış. Kendini keşfettiğini de burada söylüyor. Bakın. Ve bir fırsat arıyor. Bu fırsat aramasını ben bir işaret araması olarak da görüyorum. Yani size karşı duygularıyla alakalı ya da sizinle olan ilişkisini bir ileri boyuta, bir daha ciddi bir boyuta götürmekle alakalı bir işaret istiyor. Size gerçekten aşık olduğunu kendi içinde bulamıyor. Kendi içinde bunu sorup cevabını alamıyor da hani böyle dışarıdan bir şeyler bekliyor gibi. Evet. Ve hem böyle ileriye yönelik biraz daha bakmak istiyor bu kişi, yani sizinle hem sizi kaybetmek istemiyor, kesinlikle yanında tutmak istiyor. İlişkinizi bir ileri boyuta götürmek istediğini söyledim. Bir yandan da böyle ilişki ilerledikçe neler olacak, nasıl heyecanlar var bu ilişkinin içerisinde, bunları da bakmak istiyor. Aslında bir şeyler belli fakat henüz kendine itiraf etmemiş diyebilirim. Ve bu kartı seçmenizin de bir anlamı var. Bu kart size aslında spiritüel rehberleriniz, melekleriniz tarafından korunduğunuzu ve bu ilişkiye birazcık böyle hani yönlendirildiğinizi mi diyeyim artık gösteriyor. Bence bu ilişki üzerinde, özellikle bu insanla olan ilişkiniz üzerinde bir böyle bir şans enerjisi var. Bir umut enerjisi var. Buradaki yıldızlar bakın, umudu simgeliyor. Bir şeyler olabilir, daha güzeli olabilir enerjisi var. Yani şu ana kadar yaşadıklarınız evet bir noktadır ama daha ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Daha heyecanlandırabilirsiniz ilişkinizi. Bir tık karşı taraf çok böyle kendi kontrolü dışında bir şeyler gelişsin istemiyor gibi. Öyle bir direnci olabilir ama bunu da zamanla kırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve zaten özellikle burada böyle gelip geçici bir hoşlantı olmadığını söyleyebilirim. Birbiriniz için önemlisiniz. Duygusal anlamda bir bağınız var. Özellikle beraberken çok eğleniyor olabilirsiniz. Yani böyle eğlence anlayışınız çok birebir aynı olabilir. Ya da böyle çok hoş sohbet ediyorsunuzdur. Buralardan da güçlü, bence arkadaşlıkla başlayan ilişkiler çok güçlü temellerdir. O yüzden de çok şanslı görüyorum bu yönden sizi. Bakalım mesaj kartlarında neler var? Evet. Şimdi birincisi kendiyle ilgili bir şey söylemek istedi. Belki de eğer böyle araya zaman koyduysa ve bir şeyleri şu ana kadar yapamadıysa, aklının başka bir şeyle meşgul olduğunu sanki böyle anlatmak ister gibi birinci kartımız bu şekilde geldi. Diyor ki ailemle ilgili sorunlarım var. Bunlar aile sorunu olabilir,
pardon, bunlar sağlık sorunu olabilir. Ya da aile içerisindeki anlaşmazlıklar gibi sorunlar olabilir. Her şeyin farklı olmasını dileyerek, seni düşünerek çok zaman harcıyorum diyor. Yani bu hem böyle platonikler için, hem de belki arası bozulmuş olanlar için, hem de aslında ilişkiye bir şekilde başlanmış ama bir ileri boyuta geçememiş olanlar için geldi diye düşünüyorum. Aslında her şey farklı olsaydı nasıl olurdu gibi çok düşündüğünü görüyoruz burada. Ve diyor ki, beni anlamana ihtiyacım var. Anlaşılmak istiyor bu kişi sizin tarafınızdan. Çünkü aslında kendisi bile kendisini anlayamıyor. Biraz sizin ona yol göstermenize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani hem ilişki için ama şunu unutmayın. Çok domine edilmekten hoşlanmıyor. Biraz böyle fark ettirmeden onu yönlendirmeniz iyi olabilir bu kişi için. Çünkü hem bunu istiyor ama bunu böyle çok açık bir şekilde yaptığınızda da, yani onu yönlendirdiğinizde ya da ilişkinizi sizin önderliğinizde bir kalıba şekle sokmaya çalıştığınızda bu kişi bir karşı çıkabilir. Yapı gereği biraz. Ama çok ona belli etmeden ya da çok o şekilde karşı çıkabileceği şekilde yapmadan bir müdahale ederseniz de hoşuna gidecektir. Umarım anlatabilmişimdir. O denge önemli gibi gözüküyor bu kişi için. Evet, aramızda her şey çok farklı olacak. Sürekli beni düşündüğünü biliyorum. Aramızda her şey çok farklı olacak. Sürekli beni düşündüğünü biliyorum. Bu karttan ilham alarak böyle bir olumlama cümlesi vermek istedim size bugün için. Mutlaka yorumlar kısmına bu cümleyi yazın ve açılım içerisinde uyumlandınız mı? Ya da hangi noktalarda uyumlandınız? Bunları da yazarsanız çok sevinirim. Onları okumaktan çok büyük bir zevk duyuyorum. Ve beğeni yapmayı, abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şimdi ben 3. karta geçeceğim. Eğer onu da dinleyecekseniz bekleyebilirsiniz. Şöyle hızlıca toparlayalım burayı. Ve 3. kartımı alıyorum. Evet. Ruh eşleri kartı. 3. kartı seçenler için. Bakalım sizin için kartlar neler söyleyecek? Öncelikle şu desteğiyle başlayacağım. Kim için dinlemek istiyorsanız lütfen bu kişiyi önce biraz bir düşünün. Şöyle gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bir hayal edin yüzünü. İsmini tekrar edebilirsiniz. Bunlar önemli noktalar. Ve bu zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zamanın enerjileri olarak düşünebilirsiniz. Bakalım mesaj kartlarımızda neler gelmiş. 1. kartımız güç kartı. 2. mesaj bolluk, bereket kartı. Ve aslında bir de böyle şanslı olduğunuz noktalar kartı. Şükrettiğiniz noktalar diyeyim hatta. Ve kabulleniş. Güzel. Bakalım tarot kartlarımız ne diyecek? Hislerimiz karşılıklı mı? Onunla hislerimiz karşılıklı mı? Bu mesaj kartlarının ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde tarot kartlarıyla beraber yorumlayacağım. Onunla hislerimiz karşılıklı mı? O da benden hoşlanıyor mu? Eğer tam olarak hislerimiz karşılıklı değilse onun hisleri ne yönde? Bu sorulara cevap istiyorum bu açılımda sizin adınıza. Evet. Önce bir tarot kartlarımıza bakalım. Tılsım dokuzlusu. Asa üçlüsü. Ermiş kartı, Dünya kartı, Ay kartı
ve asa ası. Şimdi bu kişi öncelikle kendisini birazcık yalnız hissediyor. Yani yalnızlık teması biraz şu anda özellikle bu kişinin üzerinde var. Bunu söyleyebilirim. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz anlaşılmadığını düşünüyor olabilir. Eğer ayrıysanız sizden uzakta kendisini yalnız hissediyor olabilir. Bakın bu kartı seçmenizin de bir sebebi var. Boşuna değil, aranızda bir ruh eşi bağlantısı olabilir. Ya da gerçekten birbirini tamamlayan bir çiftsiniz siz. Çünkü bir anahtar bir de burada kilit var. Ve onun kalbinin kilidi sizin elinizde. Sizin kalbinizin kilidi onun elinde diye düşünebilirsiniz. Böyle bir enerji zaten bu açılımın üzerinde var. Bunu söylemek isterim. Ama birbirinizden ayrı iken, uzak iken bu kişi belki de sebebini bilmediği bir şekilde, sebebinin bu olduğunu tam olarak bilemiyor, okuyamıyor olabilir. Belki de dediğim gibi sebebini bilmediği bir şekilde kendisini yalnız hissediyor. Ve bakın böyle bir yol gözler durumu var, görüyor musunuz? Gerçekten ayrıldıysanız ya da bir şekilde uzaksanız, birbirinize kavuşamıyorsanız bu kişi sizin yolunuzu gözlüyor ve kendisini yalnız hissediyor. Yani ilk çıkan enerji bu. Aslında burada da biraz yalnızlık enerjisi var ama biraz daha böyle içe dönme enerjisi vardır. Belli ki aslında kendi içindeki gücü keşfetmeye ihtiyacı var. Size karşı hisleri var bu kişinin. Kesinlikle hisleri var. Çünkü sizinle beraberken ve özellikle onu deneyimlediyse, yani daha önce bir ilişkiniz, bir flört döneminiz olduysa, sizinle beraber olmanın aslında ona ne kadar iyi geldiğini fark etmiş bu kişi. Ve şu anda ayrılık yaşıyorsanız da bir yalnızlık hissediyor. Ya da belki istediği samimiyette değilsiniz şu anda ve onu istiyor. Bakın bu da ayrı bir nokta. İnkar evresinde olduğunda, yani sizinle ilgili hislerini kabul etmediği dönemde sizi birazcık üzmüş olabilir. Ama artık bir kabullenişe geçtiğini görüyorum. Yani hem aranızda ruhsal bir bağlantı olduğunu, kadersel bir bağlantı olduğunu kabullenmiş. Hem de size karşı hislerini kendi içerisinde kabullenmiş. Ve bu hislerin çok yoğun, çok büyük ve güçlü olduğunu görüyorum ben. Hatta bu kadar güçlü hissettiği için yani diyor ki herkesin hayatta deneyimleyebileceği bir şey değil. Böylesine uyumlanmak, böylesine bir kişiye karşı güçlü hisler beslemek ve o kişinin de size güçlü hisler beslemesi. Bu çok büyük bir şükür sebebi diyor. Aynı zamanda kendisini şu anda bir tık güçsüz hissetse de bu da biraz bence yalnızlığından geliyor. Kendi içinde bir güç olduğunu farkında bu kişi. Ve sizinle yapmak istediği, hayal ettiği şeyler var. Bunları geç de olsa bir şekilde hayata geçirmek istediğini görüyorum. Yani bunlar seyahat etmek olabilir, beraber tatillere çıkmak olabilir, tamamıyla hayatınızı beraber planlamak olabilir. Fakat hem yoğun duygular görsem de burada, bu hem yoğun duyguları gösterir aslında, derin duyguları gösterir. Hem de bir yandan da bir korku var bu insanın içerisinde. Ama burada ben bu korkuya çok odaklanmak istemiyorum. Çünkü neden? Bu kişinin bir cesaretle ve buradaki de güçle beraber güzel bir başlangıç yapma, yeni bir dönem açma isteği olduğunu görüyorum burada. Yani biz burada hislerini sorduk. O şu anda çok da böyle hani hem hazır olmadığını, hem kendisini çok iyi hissetmediğini ama bir beklenti içerisinde olduğunu söyledi. Burada yine de kendisini buradan çıkartacak olan kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Yani bir irade gücüyle beraber bu kişi size karşı olan yoğun duygularını deneyimleyebilmek için ve size gösterebilmek için, sizinle beraber bunu ilişki içerisinde yaşamak için bir adım atacak diye düşünüyorum. Yani ben burada bir adım olarak yorumladım bunu. Ya da hislerini belli edecek diyebiliriz. Peki bakalım bu mesaj kartlarında neler söylemiş? Diyor ki,
Keşke duygusal olarak müsait olsaydım ve seni içeri alsaydım. Şimdi buradaki korkularının bence bu yansıması. Bakalım. Sen her zaman benim hayallerimdesin. Şurada söyledim. Hayal kuruyor. Sizinle bir şeyler yapmak istiyor ve bunları hayata geçirmek istiyor diye çok güzel. Seninle konuşmayı özledim demiş. Dedim ya hani o flört dönemi geçirdiyseniz, sevgililik dönemi geçirdiyseniz orada o yani sizinle beraber olmanın tadını almış bu kişi. Sizinle uyum içerisinde olduğunu görmüş, sizin enerjinizin ona iyi geldiğini görmüş, karşılıklı duygu paylaşmanın güzel geldiğini görmüş, sizinle vakit geçirmeyi özlediğini söylüyor, sizinle konuşmayı özlediğini söylüyor. Benimle konuşmayı özlediğini biliyorum ya da daha da güzeli. Her zaman senin hayallerinde olduğumu biliyorum. Sürekli beni hayal ettiğini biliyorum. Bugünün olumlama cümlesi olabilir. Yorumlara bırakabilirsiniz sevgili güzel ruhlar. Onun dışında açılımla uyumlandınız mı? Çok merak ediyorum. Hangi kısmıyla uyumlandınız? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone de değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Kanal bildirimlerini açarsanız gelecek videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Kanal üyeliklerim de var. Katıl butonundan üyeliğinizi aktive edebilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için ve bu vakti benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.